merhaba. Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Her çarşamba yeni bir bölümün yayınlanacağı bu seride Epikurosçu yaşam felsefesinin temel unsurlarını ele alacağım. Umarım yaşamınıza bir değer katar. Yunancasıyla kepos, Türkçesiyle bahçe. Epikurosçu yaşam anlayışının merkezinde bulunan bir kavram. Antik metinlerde yazıldığına göre Üstad Epikuros, Yunan coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen dostlarıyla birlikte bahçede felsefi bir yaşam sürüyordu. Felsefi bir yaşam sürmek ne anlama geliyor? özellikle de dostlarla birlikte sürdürülen bir felsefi yaşam. Bahçe bir semboldür aynı zamanda. İçinde yaşadığımız toplumda bize ve dostlarımıza ayrılmış özerk bir alandır bahçe. Bahçe bizi toplumun geri kalanından uzaklaştırır. Araya bir bariyer koyarak, bir çit koyarak toplumla olan bağımızı ve ilişkimizi ayırmış oluruz. Bahçede olanlar bizdenken bahçede olmayanlar bizden değildir. Başka deyişle bahçede alternatif bir toplum düzeni oluştururuz. Epikurosçuların yaptığı budur ve bu bahçenin kurucusu da sürdürücüsü de bellidir. O da Epikuros'un kendisidir. Ancak dostları olmasa Epikuros'un ne anlamı kalırdı? Bu yüzden Epikurosçu yaşam anlayışında dostluğun çok önemli bir yer kapladığını söyleyebiliriz. Dostluk çok değerli bir nimettir. Üstadın dediğine göre dostluk bütün dünyayı dolaşır ve hepimizi olanca sesiyle mutlu olmak için uzanmaya çağırır. Hayrullah Örs yıllar önce yaptığı Epikür Mektuplar ve Maksimler başlıklı çalışmasında Epikürcü bir egoist olmaktan çok uzaktır. Dostlarına bazen bunu yapmakla beraber onlardan bir şey istemek için değil, zengin merhametli kalbinden onlara vermek için yakınlık gösterir. Epikür de böyleydi. Onun için öğrencileri ve dostları onu bir tanrı gibi sayarlardı. O da doktrinin ruhunu tamamiyle kavramış olan bir öğrencisine sevinç ve şükranla bağlanırdı. Evet, Epikuros ile öğrencileri arasında çok güçlü bir üstad ile ona bağlanmış bir şakirt ilişkisi vardı. Öğrenciler üstadlarının ayak izlerini takip eder, onun ifade ettiği düşünceleri sorgusuz sualsiz benimserlerdi. Bu yüzden Epikurosçu yaşam felsefesi aslında öğreti içinde tartışmaya çok uygun olmayan ve Epikuros'un dikte ettiği görüşlerin ısrarlı bir şekilde savunulduğu ve tekrar edildiği didaktik ve dogmatik bir öğretidir. Bu açıdan bakıldığında Epikurosçu yaşam felsefesinde dostluk, üstada boyun eğmenin farklı bir yüzüdür. Nitekim Epikuros bir özdeyişinde, bilgeliğin bütün yaşadığımız sürece, mutlu olmamız için bize sağladığı iyilikler arasında dostluk en büyüğüdür der. Çünkü dostluk sayesinde öğrenir, dostluk sayesinde bilinçlenir, Dostluk sayesinde nasıl yaşayacağımızı anlarız. Neyi temel almamız ve neden kaçınmamız gerektiğini dostluk sayesinde biliriz. Yaşamda karşılaşabileceğimiz tehlikeleri dostluk sayesinde biliriz. Bu yüzden Epicurus bir özdeyişinde şöyle der: Tehlike karşısında bunun sürüp gitmeyeceğini, hatta uzun bile sürmeyeceğini öğreterek bize kuvvet veren aynı bilgi geçici şartlarımız içinde dostluğun en sağlam teminat olduğunu da öğretir. Dostluk kavramı tıpkı bahçe kavramı gibi bizi toplumun geri kalanından uzaklaştıran bir kavramdır. Çünkü toplumu oluşturan bütün bireylerle dost olamayız. Sadece seçilmiş kişilerle dost olabiliriz toplumun geri kalanından bizi ayıran bahçede toplumun geri kalanından soyutlanmış, bize benzeyen, bizim gibi olan, bizim gibi düşünen, yani Kikeron'un tabiriyle bizim için ikinci bir ben olan dostumuz kendisine güvendiğimiz kişidir. Toplum Epikuros'a göre tehlikelerle doludur. Bahçe ise güvenlidir. Çünkü sadece dostlardan oluşur. Bu açıdan bakıldığında dostluk bize yarar sağlar. Nitekim Epikuros bir yerde şöyle diyor. O kadar erişmeye değer olan dostluğun temeli yine de faydaya dayanır. Toplumun tüm risk ve tehlikelerinden uzakta bahçede dostlarımızla sürdürdüğümüz bu minimal yaşam, buna alternatif yaşam da diyebiliriz, bizim yararımızadır. Bizi güvenli kılar. Nitekim bir yerde Epikuros şöyle diyor. Biz dostlarımızın yardımlarından ziyade onlardan her zaman yardım isteyebileceğimiz güvencine muhtacız. Bir dostun en önemli yararı budur. Başımız sıkıştığında kendisine sığınabilir, kendisinden yardım isteyebiliriz. Bu Psikolojik açıdan bizim için rahatlama demektir. Bahçenin çitleri bahçeyi korurken dostlar arasındaki sevgi bağı da dostluğumuzu korur. Bununla birlikte biz dostlarımızın güvencine nasıl muhtaçsak dostlarımız da bizim güvencimize muhtaçtır. Bu yüzden dostlarımızla kurduğumuz bu yaşamın bir al-ver ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilişkide almadan verilmez, vermeden alınmaz. Başka deyişle bu bir komünite, yani ortaklık ilişkisidir. Bahçe bize başkalarıyla ortak olmayı öğretir. Bu dünyaya yalnız başımıza geldiğimizi ama bu dünyada yaşam sürerken yalnız kalmamamız gerektiğini öğretir bahçe. Dostluk adeta bahçede yetişmiş bir ağaç ve o ağaçtaki meyvelerin bütünüdür. Bahçede herkes birbiri için vardır. Birbiri için var olmak ne demek? Epikuros bir aforizmasında şöyle diyor. Boyuna yardım isteyen de, hiçbir zaman bunu yapmayan da dost değildir. Bizden sürekli yardım isteyen birisi, adeta sevgisinin karşılığını bizden almak ister. Madem beni seviyorsun, o halde sürekli bana yardım etmek zorundasın. Kafasındaki düşünce budur. Bununla birlikte hiçbir zaman bize yardım etmeyen bir kişi de bizim dostumuz olamaz. Epikuros'a göre gelecek için bütün ümitlerimizi yok eden bir insan tipidir bu. Bu yüzden böyle birini bahçedeki birisi olarak göremeyiz. Bahçede işi yoktur böyle birisinin. Yani dostumuz olamaz. Bahçenin fiziksel yapısı şöyle dursun, bir sembol olduğunu unutmayalım. Bu yüzden dostluk dünyayı dolaşıyor ve bizi mutlu bir yaşayış için uyanmaya çağırıyor der Epikuros. Bu sözden anlıyoruz ki dostluk her yerde olabilir. Yani herkes kendi dostluk iklimini oluşturabilir başka deyişle herkesin kendi bahçesi olabilir. Olmalıdır da. Topluma karşı bahçe, vatandaşlara karşı da dostlar. Herkesin herkes içinde sürdürdüğü evrensel paylaşımlar silsilesi içinde risk ve tehlikelerle karşılaşma pahasına yaşayıp gitmektense bahçede dostlarla yaşayıp gitmek daha iyidir. Çünkü toplumda her şey abartılıdır. Sevinçler de, üzüntüler de, toplumdaki bireylerde adeta bir sahipsizlik, ortada kalmışlık hissi vardır. Kimse kimseyi gerçekten sevmez, kimse kimseye gerçekten güvenmez. Kimse samimiyetle acı çekene, yas tutana yardım etmez. Oysa bahçede öyle değildir. Epikuros şöyle der: Dostunuzun acısını paylaştığınızı göstermek istiyorsanız, onunla yaz tutmayın. Ona diğer dostlarla birlikte yardım edin. Birlikte yaz tutmanın yaz tutana hiçbir faydası yoktur. Önemli olan onu ayağa kaldırmaktır. Bu yaşam doğduğumuz andan itibaren türlü acılarla doludur. Madem Epikuros'un felsefesine göre, Haz acı yokluğudur. O halde acılardan kurtulmak temel hedefimiz olmalıdır. Dostumuzun bir acısı varsa onu giderelim. Bizim bir acımız varsa dostlarımız bunu gidersin. Sürekli yas tutmak acziyetin tekrarıdır. Dostlarımızın bizimle birlikte ağlamasına ihtiyacımız yok. Bize yardım etmelerine ihtiyacımız var. Bu yüzden dostluk çok değerlidir. Epikuros şöyle der. Yüce bir ruh her şeyden fazla bilgelik ve dostluğa değer verir. Bunlar biri ölümlü, öteki ölümsüz iki iyiliktir. Bu podcast bölümünde sürekli dostluk olarak andığımız Yunanca sözcük filiyadır. Ve filiyanın bir anlamı da sevgidir. Sevgisiz dostluk olmaz. Kathleen Freeman'ın Greece and Rome dergisinde yayınlanan Epicurus: A Social Experiment başlıklı makalesinde şu ifadelere yer verilir. Epikuros'un philia'sı hakkında söylenebilecek çok şey vardır. Epikuros, yaşamın mutluluğunu sağlamak için bilgelikle tasarlanan her şeyden en büyüğünün dostluğun edinilmesi olduğunu söylemiştir. Dostluk yardıma duyulan ihtiyaçtan doğabilir. Ancak kendisi başlı başına arzu edilen bir şeydir. Yardım fikri dostluğun temelidir. Yardım talep etmek dostluğun ruhuna aykırıdır. Yardım istemek dostluğu maddi bir dönüş beklentisine indirgemektir. Aynı şekilde dostluğu yıkmanın en büyük sebebi de gelecekte iyilik beklentisini yok etmektir. Bu beklentiye dayanarak karşılıklı faydaların ötesinde bir dostluk geliştirmek zorundaydık. Epikuros'a göre bahçedeki topluluğu bir arada tutan işte bu dostluk bağıydı. Ancak bu mutlu ilişki sadece küçük bir çember içinde mümkündür dış dünyadaki bilinmeyen insanların karşısında insanın tutumu sadece kuşku olabilir. Sürekli başkalarından kuşkulandığımız bir yaşam bizi mutlu etmez. İçinde yaşadığımız toplumda ne kadar kuşkuyla yaşıyorsak, ne kadar kuşkuyla dışarı çıkıyorsak, ilişkilerimizi ne kadar kuşkuyla belirliyorsak o kadar rahatsız ve mutsuzuz demektir. Bahçedeki yaşam deneyimimiz bize dostluk kazandırırken aynı zamanda kafamızdaki kuşkuları da giderir. Boşlukları doldurur, dolu olanların başkalarıyla paylaşılmasını sağlar. John M. Rist Epicurus on Friendship başlıklı makalesinde şöyle diyor: Epikurosçu yaşam anlayışında dostluk bizi tanrılar gibi yapmaya yardımcı olur ve diğer insanların düşmanlık sorununu hafifletir. Dostluğun ne olduğunu anlamak aslında bunun farkına varmaktır. Tanrıların dostluklarının insanlar arasında olduğu gibi aynı amaçlara hizmet etmesi gerekmemektedir. Çünkü tanrılar birbirlerine ne koruma için ne de gelecek için güvence sağlamak amacıyla ihtiyaç duyarlar. Oysa insanlar arasında dostluk bunun tam tersidir. Bununla birlikte Epikurosçu filozof Philodemos'a göre tanrıların mutluluğu dostlukları olmadığında daha az tamamlanmış olurdu. Yani eksik kalırdı. Tanrıların bile dostluğa ihtiyaç duyarken insanların ona ihtiyaç duymaması mümkün değildir. Aynı yerde Rist şöyle diyor. Mutlu ve doğru düşünen bir varlığın sadece kendi varlığı bile bir zevk kaynağı iken, böyle bir varlıkla dost olmak gerçekten arzu edilesi bir şeydir. Ne mutlu böyle dostları olana.